kahramanı kimdir? Kültür kahramanı iyi ve kötüyü ayırt edebilen, iyi ve kötüyü ayırt edebilmeye muktedir olan kişidir, değil mi? Eski ahitte Kabil ile Abil hikayesinden biliyoruz bunu. İyi ve kötüyü ayırt etmeye muktedir olan Kabil ne yapıyor? Kardeşi Abil'i öldürüyor. Niye öldürüyor? Çünkü Yahve onun vejetabilik ve dolayısıyla regresif bir kültür safhasına işaret eden kurbanını o kadar beğenmiyor. Neyi beğeniyor Yahve? Eti, kesilmiş kuzunun etini kurban edilmesini beğeniyor, değil mi? Buna çok bozuluyor Kabil. Ama asıl olay neyden patlak veriyor? Abil'in abisiyle konuşmasından. Diyor ki, ay diyor, seninkini tabii ki beğenmedi. Onun da basireti bağlı. Seninkini beğenmedi diye diyor. Sen şimdi surat asıyorsun. Orada inanılmaz öfkeleniyor Kabil. Ve yoğun duygular içerisinde kardeşini oracıkta öldürüyor ve dökülen kan yukarı doğru, Yahve'ye doğru çığırıyor. Bakınız, burada neyin izleri var? Kanlı insan kurbanları daha eskiden tanrılara verildiğine dair bir ipucu, değil mi? Sonra Tanrı Yahve Kabil'e diyor ki, ne yaptın Kabil? Kardeşin nerede? Ben diyor, kardeşimin bekçisi miyim? Meşhur sahne. Cennetin Doğusu filminden de biliyoruz onun çeşitlemesini. James Dean salıncağın üstünde. Babası Aaron nerede diyor. O da diyor ki, ben diyor, kardeşimin bekçisi miyim? Biliyorum diyor ne yaptığını diyor Yahve. Çünkü diyor, tekrarlamak gerekirse, kan bana bağırıyor. Kanı yerde kaldı. Ben diyor seni diyor lanetliyorum. Sen buraları terk edeceksin. Ve gözümden kaybolacaksın. Diyor Yahve. Şeyde diyor ki, Kabil de diyor ki, ah diyor, beni diyor, ben herkes diyor yani şimdi öldürecek. Ben ötekileştirilmiş, hiç kimsenin görmek istemediği bir yaratığım. Hayır diyor Tanrı, ben diyor seni diyor işaretleyeceğim. Ve diyor, kim diyor benim işaretlediğim Kabil'e dokunursa benim gazabım onun üstünde olacak diyor. Ve bunun üzerine Kabil gidiyor ve uzak diyarlarda ilk kenti kuruyor, değil mi? Bakınız, kent kurucu kültür kahramanı aynı zamanda iyi ve kötüyü ayırt edebildiği halde bir katildir, değil mi? Yani bu kültürün nedenli hassas olduğunu, nedenli her an barbarik bir regresyon yaşayabileceğine dair enfes bir işarettir. Söylencelerde, mitlerde, dinlerde, değil mi? Sadece Eski Ahit'te yok bu motif. Sadece Eski Ahit'te yok. Romulus ve Remus, Roma'nın efsanevi kurucu kardeşleri, değil mi? Sözüm ona bir kurt tarafından emzirilen, bir dişi kurt tarafından emzirilen Romulus ve Remus. Yani Romulus ve Remus adeta kim? Daha hayvani durumdan, Nyxstans'tan yeni yeni insani olma, lineer zamana geçmiş olma. Ve Roma'nın efsanevi kuruluşu milattan önce 753 bellidir. Tarihi de bellidir. Romulus ne yapıyor? Roma'yı inşa etmeden evvel, Romulus'un kenti inşa etmeden ne yapıyor? Maketini yapıyor. Şu küçük surları var. Remus da yanında duruyor ve dalga geçiyor. Diyor ki, aman,
Ebedi şehir Roma bu mu olacak? Bak diyor, şeyin üstünden nasıl atlayabiliyorum? Surunun üstünden nasıl atlayabiliyorum? İnanılmaz bir biçimde gözünü Romulus'un kan veriyor ve oracıkta ne yapıyor? Kardeşini öldürüyor değil mi? Kardeşini öldürüyor. Kültürün başlangıcında ne var? Kardeş katli var değil mi? Bir cinayet var. Yani insanoğlu iyi ve kötüyü ayırt etmeyi öğrendikten hemen sonra ilk icraatı kendisine en yakın olanı imha etmek, öldürmek. Yani bu kötüyü nedenli hedefe yönelik araçsal bir biçimde işine nasıl geliyorsa kullanabilmesinde, kullanabilme yeteneğinde olması çok ilginç bir göstergedir. Kültür dolayısıyla nasıl bir şey? Kültür çok hassas ve narin bir şey. Kültür iyi ve kötüyü ayırt edebilen varlıklar olan insanlar tarafından inşa edilmiş ama bu ebedi, dingin, harmonik ve ideal gibi duran kültür, sözüm ona doğaya bağımsızlığını, insanların doğaya bağımsızlığını ilan ettiren kültür, aynı zamanda çok hassas değil mi? Doğa en küçük bir gerginlikte, en küçük bir kaşımada ne oluyor? Bir tsunami gibi anında ortaya çıkıp ortalığı hedefe yönelik seçmece bir biçimde kasıp kavurabiliyor değil mi? Bu kültürün nesi? Bu kültürün ikirciliği. Kültür dolayısıyla iyi ve kötüyü ayırt etmekse hedefe yönelik iyilik, altruizm pek ayırt edici bir özellik değilse, insanı hayvaniliğiyle bir arada gösteren unsur, ayırt edici unsur hangisi oluyor? Hedefe yönelik, araçsal bir biçimde inşa edilen, performe edilen kötülük değil mi? İnsanın, bakınız, mitlerde, söylencelerde, dinlerde en klasik gösterge bu. İnsan nasıl bir şey? İnsan tanrısal bir hayvan gibi. Neden? Neden tanrısal bir hayvan? Ya da barbarik, hayvani bir tanrı? Neden? Çünkü insan çok korkunç biçimde arafta. Ne gibi? Tanrılar ölümsüz. Tanrılar ölümsüz. Ve ölümü bilmiyorlar. Ölümsüz oldukları için. Hayvanlar ölümlü ama yine de akılları olmadıkları için ne? Ölümü bilmiyorlar. İnsan ölümlü ama tanrılar gibi. Ölümsüz değiller ama ne yapabiliyorlar? Ölümü biliyorlar değil mi? Bu ölümle yaşam ve ölüme karşı idame edilen, tabii kültürün amacı bu, ölümden kaçmak, ölümsüzlüğe ulaşmak, en azından bir ide olarak, bir fikir olarak değil mi? İnsanı ne yapıyor? Arafta bırakıyor. Hiçbir zaman en ideal ve klasik kültürün geçmişinde de ne vardır? Hep büyük bir günah vardır. Hep o ilgili kentin, medeniyet merkezinin katmanlarının altında hep bir kan ve gözyaşı vardır değil mi? Christa Wolf bunu Medea adlı romanında çok güzel o motif sayesinde kültür kuramsal katmana yükseltiyor diyebiliriz. Camille Paglia'yı alıntılamak isterim. Camille Paglia der ki, kültür der, vernik gibidir. Dünyanın üstüne atılmış vernik gibidir. Birazcık kazırsanız kültürü,
oradan anında lavlar, fay hatları, hiç bilinmeyen yaratıklar, kara delikler ve son derece salgına ve korkunç ölümleri sebebiyet verebilen virüsler, bakteriler ortaya çıkar değil mi? Dolayısıyla Camille Paglia da en eski imajı kullanıyor. Güzel olanın altında, ideal olanın altında çok çok kadim, arkaik, üstesinden gelinmesi gereken ve bir türlü baş edilemeyen kötülükler var. Ve kullandığı imaj şu açıdan çok ilginç. Yine bir küre imgesi kullanıyor. Görünen yer, apolenik yer, ince yüzeyi birazcık kazıdığınız zaman toprağa, kitonyen dünyaya, karanlıkların dünyasına ne yapıyorsunuz? Giriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla insan kültür tarihi boyunca insan hiçbir zaman püripak bir varlık olarak, safkan bir varlık olarak ne yapılamıyor? Ele alınamıyor değil mi? Ele alınamıyor. Hep böyle iyilikle kötülük arasında gidip gelebiliyor. Halbuki seçme özgürlüğüne muktedir. Buna rağmen kötüyü seçiyor. O yüzden mitoloji tarihine baktığımız zaman, dinler tarihine baktığımız zaman o karışık kuruşuk yaratıkların anlamı aslında bu. Mesela Yunan mitolojisindeki kentaurlar, üst bedeni insan, alt bedeni at. Babil mitolojisindeki akrep insanlar, yine Yunan mitolojisindeki sirenler vesaire vesaire güzel genç kızlar ve vücutları ama aynı zamanda kartal vücutlu ve etçiller değil mi? Ya da tabii ki en klasiği Sphinx. Güzel genç kız, aslan vücutlu, yılan kuyruklu, kartal kanatlı. Ve çok ilginç, bakınız. Akıllı, uslu Ödipus o karışık kuruşuk yaratığın sırrını çözüyor. Niye? Annesiyle evlenip çoluk çocuğa karışabilmek için onunla. Dolayısıyla aynası olsa Ödipus'un, aynaya baksa ne görecek orada? Orada bir Sphinx görecek değil mi? Babasının katili, annesinin kocası. Bakınız dil bile nasıl karışıyor. Nasıl bir şey görecek? Çocukların hem babasını görecek, hem abisini görecek çocuklarının değil mi?